Bugünkü konuğumuz Ulusal Ajans Başkanı Bülent Özcan. Bülent Özcan stüdyomuza geldi ve sizlerle Ulusal Ajans'ın faaliyetlerini anlatacak. Ulusal Ajans ne yapar, ne eder, faaliyetleri nedir? İlk sorum bu olsun. Zeynep Bey, çok teşekkür ederim. Öncelikle 10. yılımızda bize bu imkanı sağladınız ve Ulusal Ajans'ın faaliyetleriyle ilgili bilgi verme imkanı sağladığınızdan dolayı. Biliyorsunuz Türkiye bir aday ülke. Avrupa Birliği sürecinde hem üye hem de aday ülkelerin eğitim ve gençlik programları çerçevesinde Avrupa Birliği'nin destekleri var. Türkiye 2003 yılında bu programlardan faydalanmaya başladı. 2003 yılında bu programlardan faydalanmaya başladığında da bu işleri koordine etmek, etkin bir şekilde Türkiye'de kullanmak amacıyla Ulusal Ajans kuruldu. Biz 10 senedir faaliyetlerimizi bu doğrultuda yürütüyoruz. Amaç tabii Avrupa Birliği ile uyumu sağlamak. Yani Türklerin Avrupa Birliği ülkelerini tanımalarını sağlamak. Aynı zamanda tabii Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlarında Türkiye'yi tanımalarını sağlamak. Eğitim ve gençlik programlarını 5 kategoride değerlendirebiliriz. Bunlardan bir tanesi temel anlamda eğitim programları. Eğitim programlarının altında yüksek öğretim, örgün eğitim, yetişkin eğitimi ve meslek eğitimi olarak tanımlayabiliriz. Bir de gençlik programımız var. Bu programlar amacıyla biz Türkiye'de eğitim sektöründe olan, eğitimin içerisinde olan ilk öğretimden yüksek öğrenime, yetişkin düzeyinden meslek eğitimine her alanda Türkiye'deki kuruluşların AB üyesi ülkelerdeki muadilleriyle ortak projeler yapmasını, bu anlamda Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki bu çalışmaları, bu alanlardaki çalışmaları görmelerini, AB üyesi ülkelerdeki kuruluşların da Türkiye'ye gelmelerini ve Türkiye'nin kat ettiği mesafeyi ve bu alandaki çalışmalarını görmelerini sağlıyoruz. Bunların içerisinde en ünlüsü Erasmus programı. Türkiye'de oldukça yaygın durumda. Üniversiteler bundan çok yararlanıyorlar. Öğrenciler Avrupa'ya gittiler. Üniversiteler dışında ilkokul, ortaokul ve liseye yönelik programlar da var mı? Elbette. Biz ulusal ajans olarak eğitimin her alanında varız. Okul öncesi eğitimden başlıyoruz. İlk öğretim, orta öğretim, lise, bütün bu okullarımızın, milli eğitim müdürlüklerimizin, bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerimizin eğitim alanında yapacakları her konuda AB üyesi ülkelerdeki kuruluşlarla ortak proje yapmalarını destekliyoruz. Bu anlamda elbette meslek eğitim de işin içinde var. Meslek liselerimizden endüstri meslek liselerine, kız meslek liselerine, işletmelere, firmalara, özel sektöre, üniversitelerin meslek yüksek okullarına, yani meslek eğitimin her alanında faaliyet gösteren yerel yönetimlere, belediyelerden il özel idarelerine, valiliklerden kaymakamlıklara, derneklere, vakıflara kadar tüzel kişisi haiz olan herkes bizim bu programlarımıza faydalanabilir. Ulusal Ajans Avrupa Birliği Bakanlığı'na bağlı bir kurum. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın bir toplantısında ben 80 yaşında İtalyanlara reçel yapmayı öğreten ve sevdiren bir ninemizin bu Ulusal Ajans programından yararlanıp İtalya'ya gittiğini görmüştüm. Buna benzer birkaç örnek verir misin? Elbette. Ulusal Ajans az önce de bahsettiğim toplumun her kesiminden Türk vatandaşının AB üyesi ülkelerdeki kendilerine benzer kişilerle temas etmelerini sağlayan bir program. Az önce vermiş olduğunuz örnek Antalya'dan. Antalya'dan çok değerli bir teyzemiz reçel yapımını kendi muadillerine öğretme, hatta onların bu işleri nasıl yaptığını öğrenme konusunda karşılıklı bir değişim programı çerçevesinde İtalya'ya gitmiş. Ama buna benzer bakıldığında çok örnek var elimizde. Örneğin Yalova'daki bir genç kızımız ilkokuldayken, daha Yalova'nın köyünde okurken, Yalova merkezi görmeden İspanya'ya giderek Madrid'i görme, bir ilköğretim okulunda orada arkadaşlarla beraber derse katılma ve İspanyol çocuklarla kaynaşma imkanına sahip olmuş. Veya Muş'ta kanser hastası bir gencimiz hayata küsmüşken Ulusal Ajans'ın gençlik programlarıyla tanışmış. Önce bir değişim programıyla yurt dışına gitmiş. Sonra dönmüş, bu işleri öğrenmiş, eğitmen olmuş. Sonra bir sivil toplum örgütü kurmuş ve binlerce Muşlu vatandaşın AB üyesi ülkelere gitmesi, gençlerin AB üyesi ülkelere gitmesini sağlamış. Hatta Avrupa Komisyonu'ndan da bu anlamda ödül almış ve hastalığının da bu Ulusal Ajans'ın programlarının vermiş olduğu motivasyonla yenmiş. Veya Bingöl'de bir genç arkadaşımız, Bingöl depremi sonrasında yine gençlerin toplum içerisindeki farklı kişilerin daha kolay entegre olabilmesini, o psikolojik sıkıntıyı aşmaları anlamında Ulusal Ajans programlarıyla tanışmış, onları yurt dışına götürmüş ve bu anlamda birçok çalışmalar yürütmüş. Şu anda da bir devlet kuruluşu içerisinde proje koordinatörü olarak görev yapıyor. Yani baktığımız zaman zaten Erasmus öğrencilerini söylemeye gerek yok. Üniversitelerimizin 2., 3., 4. sınıfında okuyan öğrencilerimiz
şartları yerine getirdikleri takdirde AB üyesi ülkelerdeki kendi okullarının anlaştığı bir üniversiteye giderek bir dönem veya iki dönem okuma ve orada o kültürü alabilme, hayata bakışı öğrenebilme, kendine güveni sağlayabilme, Türkiye'yi temsil edebilme imkanına sahip olabiliyorlar. Biz 10. yılımızda bugüne kadar toplamda 300 bin Türk vatandaşını Ulusal Ajans'ın projeleri aracılığıyla... Yani 2003 ile 2013 arası. Evet, 2003 ile 2013 arasında Ulusal Ajans'ın projeleri aracılığıyla Avrupa Birliği üyesi ülkelere gönderdik. Bu seneki hedefimiz Sayın Bakanımız tarafından 70 bin olarak konuldu. Var gücümüzle 70 bin vatandaşımızı bu seneki projelerle Avrupa Birliği üyesi ülkelerde projelere, programlara, faaliyetlere katılmaya, bu anlamda bu projelerden faydalanmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar 10 yılda 21.093 farklı projeye bu anlamda bakıldığı zaman destek vermişiz. 83 binin üzerinde proje başvurusu almışız. Bu da Türkiye'nin bu programları faydalanmada önemli bir yere geldiğinin göstergesi. Peki istatistiklere bakacak olursanız hangi meslek grupları daha çok ilgi gösteriyor Ulusal Ajans'ın bu programlarına? Hangi projeler daha çok geliyor tabii size? Şimdi bütün Ulusal Ajans programları arasında en büyük bütçemizi üniversite öğrencilerine harcıyoruz. O da Erasmus programı. Bugün 150'den fazla Türkiye'deki üniversitemiz Erasmus programından faydalanabiliyorlar. Bu seneki amacımız, hedefimiz, biliyorsunuz 70 bin genelde Türk vatandaşının projeler aracıyla AB üyesi ülkelere gitmesini sağlamak. Onun içerisinde 19 bin üniversite öğrencimizi Avrupa Birliği üyesi ülkelerde okumaya göndermeyi planlıyoruz. Ama üniversite öğrencilerinin yanında bizim en büyük kitlelerimizden bir tanesi meslek eğitimiyle alakalı. Bugün yaklaşık 20 milyon avroluk, 25 milyon avroluk yılda kaynağı meslek eğitimine harcıyoruz. Bu vasıtasıyla da 400'e yakın yılda projeye destek sağlıyoruz meslek eğitimi alanında. Özel sektörden, KOBİ'lerden tutun da meslek liselerine, derneklerden, vakıflardan, yere idarelere kadar bu anlamda bakıldığı zaman bizim projelerimizden faydalanıyorlar. 81 ile 81 proje. Geçenlerde Başbakan Erdoğan'ın da katıldığı, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın açılış konuşmasını yaptığı bir tanıtım oldu. O 81 ile artık 81 proje yerleşmesi aslında bu 81 ile de artık yayılmış olduğunu gösteriyor. Şunu söyleyebiliriz, biz 10. yılımızı çok Sayın Başbakanımızın onurlandırdığı bir programla kutlamak istedik. 81 ilden özel 81 projeyi seçtik. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde bu 81 projemizi kamuoyuyla paylaştık. 6000'e yakın ziyaretçimiz oldu. Sayın Başbakanımız onurlandırdılar, Sayın Bakanımız vardı. Ve bu projeleri, hikayelerimizi, faydalanan, yararlanan kişilerin hikayelerini kamuoyuyla paylaşma fırsatı bulabildik. Ama tabii siz de çok güzel söylediniz. Yaklaşık 21 bin projeden bahsediyoruz. Biz artık ulusal ajans olarak 81 ilin tamamında varız. Bütün illerimizden proje finanse etmişiz. İllerimizi bırakın, ilçelerimizin çoğunda varız. Hatta bazen köy okullarını, köy muhtarlıklarını bile görebiliyoruz. Bu da bizi inanılmaz derecede mutlu ediyor. Avrupa Birliği sürecinde ulusal ajansın faaliyetleri çok çok önemli. Çünkü Türkiye'nin üyeliği Türk vatandaşlarının Avrupa'yı tanımasıyla, Avrupa vatandaşlarının da Türkiye'yi tanımasıyla daha çabuklaşacak, daha kolaylaşacak aslında. Bu nedenle ayrılan bütçeler, belki kullanabildiğiniz bütçeler yetersiz bile kalabilir. Elbette, o anlamda. Elbette, şunu net olarak söyleyebilirim. Türkiye özellikle Ulusal Ajans'ın yürütmüş olduğu eğitim ve gençlik programları düşünüldüğünde bugün Avrupa'da 3. sırada. Almanya ve Fransa'dan sonra bu fonları en iyi kullanan 3. ülkeyiz. Ama bir istatistiğimiz daha var. En çok proje üreten ülkeyiz. Bir yılda en çok proje başvurusunu Türk Ulusal Ajansı arıyor. Bu da artık Türk insanının, Türkiye'deki kuruluşların Avrupa Birliği projelerini iyi yapmış olmayı öğrendiğinin bir gerçeği. Biz şunu söyleyebiliriz. Bize tahsis edilen yıllık kaynağın %10'unu ancak karşılayabiliyoruz. Başvuruların %10'unu karşılayabiliyoruz. Daha fazla fon alabilsek Avrupa Birliği'nden daha fazla proje finanse edeceğiz. Peki Türklerin Avrupa Birliği ülkelerinde arasında hangisine daha çok ilgisi var? Elbette baktığımız zaman Türkiye'nin doğal olarak soydaşlarımızın, vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerle bağlantıları çok daha kuvvetli Almanya olabilir. Elbette özellikle. Birinci sırada Almanya baktığımızda görüyoruz. Ama Fransa, işte Belçika, Hollanda eksenini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama Türkiye açısından ilginç bir gelişme var. İspanya, Türkiye'nin Akdeniz kulvarı içerisinde en çok proje yaptığı ülkelerden bir tanesi. Yani Almanya'dan sonra o ilk 3 ile ilk 4 arasında, bir de eski Doğu bloku ülkelerinden Polonya ile Türkiye'nin son dönemde network'ünün, bağlantısının çok arttığını görüyoruz. Vallahi ilginç, Polonya. Evet. Peki döndükten sonra Türkiye'ye
bu öğrenciler, onların öğrendiklerine yönelik bir takım faaliyetlerini sizin takip etme, denetleme hatta elbette. İmkanınız var mı? Biz ulusal ajansı olarak bir projeyi fonladıktan sonra bütün projelerimizi takip ediyoruz. Bunların kimini yazılı yapıyoruz. Raporlamalar aracılığıyla, işte online sistemler üzerinden, kimini izleyerek yapıyoruz. Gidiyoruz, projeleri yerinde takip ediyoruz. Kimiyle yüz yüze görüşüyoruz ama bütün projelerimiz takip altında. Ne yapıyorlar, nasıl faydalandılar, ne gibi. Ama tabii ki çok fazla projeden bahsediyoruz. Hepsini takip edebilmemiz elbette mümkün değil ama olabildiğince belli büyüklükteki projeleri, belli sayıdaki projeyi takip etmeye gayret gösteriyoruz ki oralardan öğrenelim ve öğrendiklerimizi yeniden uygulamalarımızın üstüne katabilelim. Başvurular genelde internet üzerinden oluyor bildiğim kadarıyla. Zaten biz altyazı olarak sizin internet adresini geçeriz. www.ua.gov.tr. Ama bunun dışında bir de Turna diye bir sistem oluşturdunuz. Onu biraz anlatır mısınız? Şimdi Turna aslında çok ilginç bir, biliyorsunuz Turna çok değerli bir kuş Anadolu'da. Biz onun İngilizce kısaltması Turkish National Agency diye bir sistem oluşturduk. Bir online başvuru sistemi oluşturduk. Bu sistem şu anda biz bütün başvurularımızı, tüm bu anlamda raporlamalarımızı online götürüyoruz. Bu Turna sistemi üzerinden. Hatta öyle güzel bir sistem oldu ki bugün birçok Avrupa Birliği üyesi ülkeye de bu sistemi ihraç ettik. Bu ülkeler bizim yazılımımızı kullanaraktan başvuru sistemlerini Türkiye üzerinden yapıyorlar. Örneğin İsveç'te üniversiteler proje hazırlayıp başvurduklarında bizim Türkiye sistemi üzerinden başvuru yaptırıyorlar. Biz o ihraç ettik bu anlamda bakıldığı zaman yazılımımızı. Bu da Ulusal Ajans'ın önemli bir kazanımı oldu. Son çok ilginç. Yani ihraç edebildiğimiz bir sistem var. Hem de yazılım bakımında. Evet. Peki bizim programımızın izleyicilerinin çoğunluğu Avrupalı Türkler olduğu için onlarla ilgili bir iki soru sormak isterim. Tabii ki. Avrupalı Türklerin de Türkiye'ye çok yoğun ilgisi var bildiğiniz gibi. Buradaki projelerden de yararlanmak isterler. Onlar için bir takım tabii faaliyetleriniz ki var mı? Şimdi aslında Avrupa'da yaşayan Türklerimiz açısından bu programlar çok özel. Çünkü şöyle, bu programlar 33 tane Avrupa Birliği üyesi ülkelerinde uygulanıyor. Her ülkenin bir ulusal ajansı var. Ben nasıl sizin karşınıza ulusal ajansı temsilen çıktıysam da her ülkenin bir ulusal ajansı var. Ve bizim Avrupa'daki Türk vatandaşlarımızın kurmuş oldukları sivil toplum örgütleri iki şekilde bu programlardan faydalanabilirler. Bir, Türkiye'deki sivil toplum örgütleriyle, okullarla, üniversitelerle, benzer kuruluşlarla ortaklık kurabilirler. Bizim projelerimizden, Türkiye'ye başvuru yapılan projelerin içerisinde yer alıp faydalanabilirler. Ama daha güzeli, kendi ülkelerindeki ulusal ajanslara başvuru yaparak, çünkü o sivil toplum örgütleri, o ülkelerin sivil toplum örgütleri. Dolayısıyla kendi ülkelerindeki ulusal ajanslara başvuru hakları var. Ve özellikle de Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki ulusal ajanslar, göçmenler, bunların entegrasyonu, topluma kazandırmaları, meslek eğitimi gibi konulara daha da önem veriyorlar ve bu projelere ayrıcalıklı olarak bakıyorlar. O yüzden de ben yurt dışındaki sivil toplum örgütlerimizi kendi ülkelerindeki ulusal ajansları takip etmeye, oralara proje hazırlamaya ve başvuru yapmaya davet ediyorum. Yani Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız o ülkede faaliyette bulunan ulusal ajans muadili kuruluşlara başvurup elbette başvuru Türkiye ile ilgili bir takım projeler yapabilirler. Türkiye'den ortak alabilirler. O anlamda bakıldığı zaman o ülkenin fonlarından da faydalanmış olduğu için hatta bize de bir katma değer olarak bu döner. Türkiye'deki kaynağın yanında o ülkelerde de Türkiye'deki Türk vatandaşları için ayrıca yeni projeler yapmış oluruz ve daha fazla fondan faydalanmış oluruz. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği ülkelerinin göçmen kökenlilere yönelik bir takım fonları da var. Belki elbette o fonlardan da yararlanmaları tabii, onlar ya da kolaylaştırıcı belki, olabilir. Tabii ki ve bu projelerle başlayıp daha büyük fonları almak açısından da onlar için de bir başlangıç olur. Şimdi Avrupalıların tabii Türkiye'yi çok az tanıdığını biliyoruz ama Avrupalı Türklerin de Türkiye'yi çok fazla tanıdığını söyleyemeyiz. Buraya yerleşen bir takım Avrupalı Türklerden bahsedecek olursak oldukça zorluk çektiklerini görüyorum. Evet. Bir tanesi de benim aslında. 30 yıl boyunca Avrupa ülkelerinde yaşayıp Türkiye'ye gelen birisi olarak Türkiye'ye adaptasyonum biraz kolay olmadı. Ne gibi zorluklar mesela Avrupalılar buraya geldiklerinde yaşıyorlar, sizlere aktardıklarında böyle bir anketiniz olabiliyor mu? Elbette. Neler yaptılar? Şimdi yani aslında Türkiye çok ilginç bir ülke. Bize yaşamaya gelen, çünkü bu programlar bir haftalık bir kursa da gelebilirsiniz bizim programlar aracılığıyla. Bir yıl boyunca bir kuruluşun içinde çalışabilirsiniz veya eğitim de alabilirsiniz. Yani bir yıldan bir haftaya kadarki olan bir marjdan bahsediyoruz. Bize gelen yabancılar, Türkiye'ye gelen yabancılar veya Avrupa'da yaşayan Türkler Türkiye'ye geldiği zaman zorlandıkları bazı şeyler var. Bunların en başında işte trafik geliyor. Özellikle büyük şehirlerimiz açısından bakıldığında. Ama bir taraftan da Türkiye'yi çok seviyorlar. Neden? İşte sıcak insanlar, sorunlarını çözmeye odaklı, onlara yardımcı olmaya odaklı.
bir yaklaşım içerisinde oluyorlar. Hatta o kadar güzel hikayelerimiz var ki özellikle Baltık ülkelerinden yani kuzeyden gelen Avrupalıların Türkiye'ye geldikten sonra mesela bir haftalığına eğitime gelen bir kişinin sonra mutlaka ya 3 aylığına ya da 6 aylığına bir daha uzun vadeli bir programa geldiğini görüyoruz. Hmm. Programa gelip Türklerle evlenen bayanlar, erkekler görüyoruz. Yani bu tip hayat hikayeleri çok ilginç hikayelerimiz var. O yüzden şunu söyleyebiliriz. Türkiye'ye geldiklerinde önce bir adaptasyon problemi oluyor elbette ama sonra ısındıklarında da döndüklerinde bununla ilgili de çok pozitif bir propaganda yaptıklarını söyleyebiliriz. Çok ilginç. Geçen hafta da Mersin Taşucu'nda bir iki gün geçirdim. Orada kaldığım otelde bir Fransızla tanıştım. Fransızın bu Türkiye'ye nasıl bulduğunu, nasıl geldiğini sordum. Kızı Erasmus programıyla İstanbul'a gelmiş. O da çok merak etmiş çünkü Türkiye bilmediği bir ülke, ne olur ne olmaz başına bir şey gelir mi diye. Türkiye'ye gelip kızını nerede yaşadığını yakından görmek istemiş. Geliş o geliş. 3 aydan beri buradayım diyor. Dönmek istememiş. Bir ev arıyordu Taşucu'nda, ev alıp yerleşme niyetindeydi. Yani sizin aslında ulusal ajansın yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi Avrupalıların Türkiye'yi çok yakından tanıması aynı zamanda tabii. Türklerin de gidip Avrupa'yı iyi tanımaları. Fakat şunu nasıl açıklıyorsunuz? Türkiye'de 75-76 milyon bir nüfus olduğunu biliyoruz. Pasaport alanların sayısını sadece 8-10 milyon arasında kaldığını da biliyoruz. Yani bu Avrupa'ya ilginin azlığından mı, vize sorunlarından mı, bütçe sorunlarından mı yaşanıyor? Nasıl açıklıyorsunuz bunu? Şimdi aslına bakarsanız bunların sizin söylediğiniz hususlar bunların bunları açısından söyleyebiliriz. En başında ekonomik durum tabii ki. Ama ulusal ajans programlarının şöyle bir güzelliği var, şöyle bir özelliği var bizim açımızdan. Çok önemli bir değeri var. O da şu, biliyorsunuz Türkiye'de eski dönemlerde özellikle ama çok uzun zaman değil, belki 10 sene 15 sene önceki dönemlerde yurt dışına çıkmak belli bir ekonomik güce sahip olan veya belli bir bağlantıya sahip olan kesime aitti. Büyük şehirler bunu çok daha kolay yapabilirdi. Bugün ulusal ajansın programları Anadolu'da şehirlerimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin, köylerimizin Avrupa'ya açılımı açısından fırsatlar sağlıyor. Baktığımız zaman bugün birçok Anadolu kentimizde, ilçemizde bu projeler aracılığıyla hayatlarında ilk defa yurt dışı görmüş vatandaşlarımızla karşılaşıyoruz. Kendi şehrini görmeden, Ankara'yı, İstanbul'u görmeden yurt dışına gitmiş insanları görüyoruz. Bu da ulusal ajans programlarının en büyük değeri bence. Başbakanın uçağa binmeyen hiçbir Türk vatandaşı kalmayacak sloganını siz Avrupa'ya gitmeyen... Avrupa'ya görmeyen hiçbir Türk vatandaşı kalmayacak sloganımız çünkü bu. 7'den 70'e. Şeklindeki projelerinizi ben yakından takip ettim. 70 hatta 80 yaşındaki nineden biraz önce bahsettik. Kesinlikle. Onun bile bu projeye katkısı oldukça ilginç. Peki Avrupa Birliği merkezleri kuruldu Türkiye illerinde. Doğru. 69 ilde galiba sizin bizim temsilciliğimiz var. Temsilciliğiniz var. Onların faaliyeti hani Eurodesk adını taşıyor. Aynen öyle. Biz tabii Ankara'dan 70 milyona yetmemiz mümkün değil. 150 kişilik bir kurumdan bahsediyoruz ulusal ajansı düşündüğümüz zaman. O yüzden de şöyle bir yönteme gittik. Ulusal ajansın özellikle gençlikle ilgili olan imkanlarını anlatabilmek anlamıyla ama ulusal ajansın diğer kaynaklarını da elbette değerlendiriyoruz. Eurodesk adı altında kuruluşlar seçiyoruz. Ve bu bir yarışmaya tabi. Hmm. Yılın belli dönemlerinde duyuru yapıyoruz. Diyoruz ki bakın şu kriterleri belli bir personel faaliyet yapma gücü ve isteklilik talebi doğrultusunda belli kriterlerde duyuruya çıkıyoruz. Bize başvuru yapın biz sizi gelelim yerinize ziyaret edelim ve akredite edelim. Bizi temsil eden Anadolu'da programlarımızı anlatın diyoruz. Şu anda 67 vilayetimizde 141 Eurodesk noktamız var. Ve bu 141 Eurodesk noktası aracılığıyla da insanlar Ankara'ya gelmeden bu merkezlere giderek bizim programlarımız hakkında bilgi alma veya bu onların yapmış olduğu eğitimlere katılabilme imkanına sahipler. Hatta geçen hafta Avrupa'da, tüm Avrupa'da Gençlik Haftası kutlandı. Biz de Türkiye'de elbette yapılan çalışmalara destek olduk. 67 Eurodesk noktamız toplamda 172 tane faaliyet gerçekleştirdi. Bunun içerisinde sinema gösterimi de vardı, şehrin ana merkezinde stand açma da vardı, konferans da vardı, kermes de vardı. Çok farklı organizasyonlar yaptılar ve 73 bin kişiye ulaşmışız. Toplamda hem bilgilendirme hem de ulusal ajansı tanıtma anlamında. Vatandaşlarımız Eurodesk noktalarına giderekten
Bunlar Ulusal Ajans'ın web sayfasında kimler oldukları belli. Bu konularda daha detaylı bilgi alabilirler. Ben tabii Brüksel'de bulunduğum dönemlerde Türkiye'ye yönelik önemli kararların alınacağı tarihlerin arifesinde Avrupalı gazetecilere mutlaka Türkiye'ye gitmelerini tavsiye ediyorduk. Hatta çoğunu ben getirip burada dolaşmalarını sağlıyordum ve Türkiye'yi tanımalarını sağlıyordum. Bir takım söyleşileri de ayarlıyordum. Sizin de yaptığınız aslında Türklerin Avrupa'yı çok yakından tanımalarını kesinlikle sağlamak. Hatta oradaki vizyon sahibi olmasını sağlamak ve biraz da Avrupa ile uyum. Kesinlikle. Uyumu kolaylaştırmak. Döndükten sonra o vizyona sahip olduklarını görüyor musunuz? Elbette. Şu bir gerçek. Ulusal Ajans projeleri aracılığıyla yurt dışında bir ilköğretim okulunu ziyaret etmiş öğretmenimiz oradaki bir metodolojiyi rahatlıkla kendi okulunda uygulayabiliyor. Bunları görüyoruz. Bunlar bize rapor ediliyor. Veya meslek eğitimiyle ilgili olaraktan bir bilgi almış bir işletme mensubu, bir mavi yakalı veya beyaz yakalı orada görmüş olduğu bir uygulamayı kendi işletmesine transfer edebiliyor. Erasmus öğrencilerimiz tabii ki Avrupa'da almış oldukları deneyim ve bilgiyi hayatın her aşamasında, kariyer basamaklarında kullanabiliyorlar. Yetişkin eğitimi çerçevesinde yerel yönetimlerimiz, işte sivil toplum örgütlerimiz yerel yetişkinlere farklı şekilde ulaşabilmek anlamında farklı metodolojileri görüyorlar. Bu anlamda gelip döndüklerinde kendi şehirlerinde, bölgelerinde bunları uygulayabiliyorlar. O açıdan zaten bizim en büyük kazanımlarımızdan bir tanesi bu. Şunu söylemiyoruz. Avrupa'da her şey çok güzel, Türkiye'de her şey çok kötü. Öyle değil ama önemli olan kıyaslama yapabilmek. Tabii. Bizim çok iyi olduğumuz şeyler var. Bu bilgiyi görebilmek bile bence özgüven yaratabilmek anlamında önemli. Ama AB ile diyalog kurabilmemiz, Türkiye'ye karşı ön yargıları kırabilmemiz, kendimize daha güvenli olabilmemiz ve vizyon sahibi olabilmemiz açısından Ulusal Ajans projeleri önemli bir basamak oluşturuyor. Önemli bir imkan sağlıyor. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak Avrupalı Türklere yönelik bir mesajınızı alayım. Avrupa'nın 33 ülkesinde Türkiye'ye dahil bu programlar uygulanıyor. Avrupa'da özellikle sivil toplum örgütü oluşturmuş olan vatandaşlarımız bu programları yakinen takip etsinler. Biz Ulusal Ajans olarak onlara her zaman destek olmaya hazırız. Hem kendi yürüttüğümüz Türkiye'ye yaptığımız programlar aracılığıyla hem de onların yurt dışında kullanabilecekleri fonlar aracılığıyla. Ulusal Ajans Başkanı Bülent Özcan çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Avrupa'dan devam.